Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kardeşleriyle beraber otururken Kudaalı bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına yanaştı ve dedi ki ya Resulallah, Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin onun Resulü olduğuna şahitlik ettim. Namazlarımı kıldım, bu ayı yani Ramazan-ı Şerif'i oruç ile geçirdim ve zekatımı verdim deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her kim bu hal üzere ölür ise o kimse sıddıklardan ve şehitlerdendir buyurdu. Bu hadis-i şerif Şuabul İman'da oruç bahsinde 3345. hadis olarak geçmektedir. Bizleri başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden azat olmak ile şereflendirilmiş bir aya ulaştıran Rabbe hamdolsun. Bu ayı arınma ayı kılan, bağışlanmamız ve cehennemden azat olmamız için her türlü fırsatı ve imkanı bize sağlayan Rabbimize, yarattığı bütün varlıklara dedince hamdü senalar olsun. İşte kardeşlerim, Kudaalı adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme halini bildirmesi, Ramazan-ı Şerif'i iman, namaz, oruç ve zekat ile geçirmesinin karşılığını sıddıklardan ve şehitlerden olduğu haberiyle almıştı elhamdülillah. Allah Azze ve Celle de bir salgın hastalığı vesilesiyle bu Ramazan-ı Şerif'i bize bir itikaf havasında yaşattı. Evlerimizden çıkamadık. İşlerimizin yoğunluğu hafifledi. Sorumluluklarımız azaldı. Salih amellere karşı olan hırsımız ve muhabbetimiz arttı. Allah Azze ve Celle bize böyle bir Ramazan-ı Şerif yaşattı. Allah'a hamdü senalar olsun. Bu ayın Allah Azze ve Celle'nin rahmet ayı olduğuna iman ettik. Bu ayda verilecek olan ecirleri sadece Allah'tan bekledik. Farzları, sünnetleri, nafileleri eda etmek için gayret gösterdik. Allah Azze ve Celle'yi zikrettik, Allah'ın kitabını tilavet ettik. Ve malımızdan fakirlerin hakkı olan payları ayırdık, tasaddukta bulunduk. Sonuç, eğer Rabbimiz katında bunlar makbul ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi ne kadar da güzel. O Allah katında sıddıklardan ve şehitlerden yazılacaktır. Şimdi son günlerine yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif, avuçlarımızın arasından kayıp giden mübarek ay, Allah Azze ve Celle'den Ramazan'ın bu son gününde bütün günahlarımızdan bağışlanmamızı niyaz ederiz. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bu ümmete verilen 5 hasletten bahsetmiş ve en son kısmında Ramazan-ı Şerif'in son günü insanların, Müslümanların affedileceğinden, bağışlanacağından, günah yüklerinden kurtulacağından haber vermiştir. Allah Subhanahu ve Teala bu hadis-i şerifin muhatabı olmayı hepimize nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bu ayda güçlendik. Bu ayda sabrımız, irademiz bilendi. Bu ayda nefsimize, şeytan ve dostlarına karşı mukavemetimiz, gücümüz arttı. Ve Allah Azze ve Celle bizden bundan sonraki aylarda Ramazan-ı Şerif'in
diğer günlerinde de aynı takva, ihlas ve samimiyetle yol yürümemizi beklemekte ve istemektedir. Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu geçirdiğimiz günleri bir sonraki gün ve gecelere yansıtmamız gerekmektedir. İbadeti, samimiyeti, Allah'a duyulan muhabbeti bir aya sığdırmak ve o bir aydan sonra da 11 ay nefsimize göre, şeytan ve dostlarına göre yaşamak bir mümine, bir Müslümana yakışmayacak bir şeydir. İnşallah bu aydaki imani gücümüzü, ameli potansiyelimizi diğer 11 aya da sığdırarak Rahman'ın razı olduğu kulları arasına gireriz. Unutmayın değerli kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala bir kula düşüneceği, akledeceği, tefekkür edeceği vakti verdiyse Allah Subhanahu ve Teala'nın sorgusu ve hesabı çetin olacaktır. 60 yaşına kadar yaşamış, hayatta ciddi tecrübeler elde etmiş, davet ile, tebliğ ile, emri bir maruf ve nehy anil münker ile muhatap olmuş, hak ve hakikat karşısına çıkmış hiçbir kimsenin Allah katında bir mazereti bulunmayacaktır. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği bir meseledir. Allah Subhanahu ve Teala Ramazan-ı Şerif münasebetiyle İslam ümmeti içerisine birlik, beraberlik, uhuvvet ve muhabbet versin. Allah Subhanahu ve Teala üzerimizdeki ölü toprağını kaldırsın. Bize bir canlılık, ruh elbisesi giydirsin. Allah'ın düşmanlarına, tuğyan ve tağutluk içerisinde bulunanlara karşı en güzel şekilde Allah'ın kitabıyla, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetiyle, elimizle, dilimizle mücadele etmeyi bizlere nasip etsin. Allah Azza ve Celle'nin dinini, İslam'ı, emir ve yasaklarını yeryüzünde hakim kılmak, yeryüzüne yaymak, sinelere, zihinlere, bedenlere ulaştırmak için bizleri gayretkeş kılsın. Ramazan-ı Şerif'in vesilesiyle duaların semaları aşıp da Allah'ın arzına yükseldiği bu günlerde Allah Subhanahu ve Teala dininin yardımcısı, dininin hizmetkarı bizleri kılsın. Ve yeryüzünde mustazaf duruma düşürülmüş başta Suriye, Irak, Afganistan, Keşmir ve bütün İslam beldelerindeki mağduriyetleri, sıkıntıları kaldırsın. Allah Subhanahu ve Teala Ramazan'da ümmeti Muhammed'e bir rahatlık, bir ferahlık, bir dinlenme zamanı verdi. Allah Subhanahu ve Teala bir salgın vesilesiyle kafirlerin hedeflerini, hesaplarını ve tuzaklarını bozdu. Allah Subhanahu ve Teala bu Ramazan-ı Şerif içerisinde mustazaf kardeşlerimizin sakin, düşmanların saldırılarından uzak bir Ramazan geçirmesini istedi ve hamdolsun ki Allah Azze ve Celle böyle bir güzelliği onlara yaşattı. Allah Subhanahu ve Teala'dan isteğimiz bu Ramazan-ı Şerif'teki dinginliği, sakinliği, özgürlüğü, güveni ve emniyeti bütün İslam beldelerine yaysın. Allah Azze ve Celle Kur'an'ın ve sünnetin gölgesinde İslam beldelerinde yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Allah'tan bu mübarek günler vesilesiyle kafirlerin ve zorbaların güçlerinin kırılması, birlik ve beraberliklerinin dağılması, ekonomik, siyasi anlamda askeri bakımdan güçlerinin paramparça olmasını ister, talep eder ve dualarımızın kabulü için ona yalvarırız. Allah Azze ve Celle günümüzü, gecemizi, akıbetimizi hayır eylesin. Cennetimizi Firdevs-i Ala eylesin.